Cemil Saftan'ın son RTK haberine hoş geldiniz. Yargıtay'dan beklenen karar çıktı. Şikayetler kısmen kabul edildi. Bu karara göre Vedven Dosya Hareketi'nin lideri Albin Kurti yine adaylığı kabul edilenler listesinin dışında kaldı. Günün diğer haberleriyle devam edelim. Kosova ve İsrail arasında 1 Şubat pazartesi günü diplomatik ilişkilerin resmen başlaması bekleniyor. Kosova ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin başlamasına yönelik 1 Şubat pazartesi günü çevrimiçi ortamda düzenlenecek bir törenle imzalar atılacak. Diplomatik ilişkilerin başlaması için imzalar mevcut Dışişleri Bakanı Melih Zahra Dinay-Stubla ve İsrail Dışişleri Bakanı Gabriel Ashkenazi tarafından atılacak. Mevcut Dışişleri Bakanı Melih Zahra Dinay-Stubla sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bizim için bu çok önemli bir an. Halklarımız arasındaki uzun dostluğun devamı diplomatik ilişkilerin kurulması ile taçlandırılacaktır." dedi. ABD'de Kosova ve Sırbistan arasında imzalanan ekonomik anlaşmanın maddelerinde İsrail'in Kosova'yı tanıması da yer alıyordu. Mevcut Başbakan Abdullah Öcalan, Kosova ile sorunları ilişkilendirerek zorunlu askerlik hizmeti getirme olasılığını gündeme getiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'e tepki gösterdi. Bakan Abdullah Öcalan, Sırbistan Başkanı Aleksandar Vučić'in açıklamalarının bölgede barış ve istikrara hizmet etmediğini, nihai bir anlaşmaya ve karşılıklı tanımaya çok daha az ulaşıldığını ifade etti. Konuyla ilgili sosyal medyadaki açıklamasında Öcalan, Kosova'nın NATO entegrasyonu ve uluslararası ortaklar, ABD ve Avrupa Birliği ile işbirliğini sürdürmeye özen gösterdiğini açıkladı. Sırbistan Başkanı Aleksandar Vučić, dün yaptığı açıklamada zorunlu askerlik hizmeti konusunda geniş kapsamlı bir kamuoyu tartışmasını önümüzdeki aylarda başlayacağını söyledi. Avrupa Birliği'nden seçim uzmanları ekibi 14 Şubat'ta yapılacak erken seçim sürecini izlemek için Kosova'ya geldi. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Daka, AB'den seçim uzmanları ekibi geldi ve burada bulunacakları süre içerisinde MSK'yı seçimlerden önce, seçim günü ve seçim sürecinden sonra izleyecek şeklinde açıklama yaptı. Daka, salgın durumu nedeniyle Avrupa Birliği'nin diğer zamanlarda olduğu gibi misyon göndermeyeceğini ifade etti. MSK Başkanı, gelen uzman grubunun seçim sürecinin sonunda bir rapor hazırlayacağını ve bu seçimlerde neler olduğu ile ilgili raporun büyük bir ihtimal ile Mart ayının sonunda hazır olacağını sözlerine ekledi. Sağlık Bakanı Armen Zemay, Kosova'da 3 kişide mutasyonlu virüse rastlandığını açıkladı. Bu arada ülke genelinde son 24 saatte 342 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 5 kişi ise hayatını kaybetti. Diğer taraftan 181 kişi iyileşti. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen 1926 test sonucunda 342 kişide COVID-19 virüsünün tespit edildiği belirtildi. Kosova'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 59.946'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1487'ye yükseldi. Ülke genelinde 6.211 aktif vaka bulunuyor. Belediyelerde korona vakası sayısı açısından 85 vakayla Priştine yine birinci sırada yer aldı. Yenilikçi Türk Hareket Partisi YTHP Genel Başkanı Ertan Simitçi, KDTP'nin Merkez Seçim Komisyonu üyesi Rifat Krasniç hakkında 10 bin euro manevi tazminat davası açtı. YTHP Genel Başkanı Simitçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada 29 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Merkez Seçim Komisyonu toplantısında KDTP'nin MSK temsilcisi Rifat Krasniç tarafından yapılan açıklamada şahsıma ve aileme yönelik aşağılayıcı söylemleri, hakaret ve iftira dolu açıklamaları baz alınarak iftira ve hakaretle ilgili yasanın 4. maddesine dayanarak ilgili şahıs hakkında 10 bin euro manevi tazminat davası açılmıştır. Olayın vuku bulduğu tarihten ilgili şahsım bugüne kadar şahsımdan veya en azından Türk kamuoyundan özür dilemesini beklememize rağmen aradan 3 ay geçmesi ve hiçbir açıklamada bulunmaması üzücü bir durumdur. MSK gibi bir üst kurulda yönetim kurulu üyesi olan birinin resmi bir toplantıda ve medyalar karşısında alenen hakaret ve iftira dolu açıklamalarını kabul etmek ve susmak bize yakışmaz. İlgili şahıs hakkında hukuki süreç başlamıştır. Mahkemeden çıkacak karar doğrultusunda tazminat miktarı ne olursa olsun o miktarı bir hayır kurumuna bağışlayacağız ifadelerine yer verdi. Sayın seyircilerimiz, Balkanların en eski kasabalarından biri olan Vıçıtır'ında 860 Türk yaşıyor. Her şeye rağmen Türk benliğini ayakta tutmak için ellerinden geleni yapan Vıçıtır'ın Türk halkının toplandığı mekanlardan biri Çeşme Derneği. Vıçıtır'ın Türk halkının durağı Çeşme Derneği.
Ancak ilk günden bu yana dernek üyelerinin imkanlarıyla ayakta tutulmaya çalışan dernekte birçok başarılı faaliyetlere imza atıldı. Resmi bu dernek mekanı 14 Kasım'da açılış oldu. Bu açılışta bizim Türkiye Büyükelçimiz Çağrı Sakar, milletvekilimiz Fikrim Damkan, Fidan Jilta, Deven Buş ve bizim KDTP üyelerimiz. Yani herkes buradaydı. Herkes buradaydı ama yok o kadar da şölenli olmadı çünkü pandemi ötürü biraz daha kısıtlama yaptı. Tabii. İşte açılış oldu. Biz de hemen işimize devreye girdik. İlk önce Mitrovica deneyiyle bir anlaşma yaptık. Beraber bir faaliyetler yapmamız için. Üye sayısının her geçen gün arttığı dernek artık yeni mekanına kavuşmuş, dolayısıyla az da olsa eski zorlukların yaşanmadığını da belirten dernek başkanı diğerleri arasında şunları söyledi. İşte gördüğünüz gibi burada bizim gençlerimiz de folklor grubun gençlerimiz her salı günü burada birer gelirler. Toplantı, ondan sonra provalar gerçekleşir. İşte böyle. Bu şekilde. İzmir, evet. Planda 3 kurs hemen belki de 10 gün sonra 3 kurs açacağız. Çok iyi. Bir ressam kursu çünkü kendim ressam öğretmeniydim evet. Uzun zaman. Evet. Dans, modern dans. Neden modern dans? Çünkü bizim gençlerimiz çok tapkın bu partilere. O partilerde örnek olarak 30 kişi olur. 30 kişiden 4-5 kişi dans yapar. Diğerleri ya utangaç ya bilmez. İşini benim o fikri ortaya koydum. Evet. Biz modern dans kursu açalım. Gençlerimize bir eğitim verelim. İlk adımlar yani. Utanmasın. İşte o fikrime geldi. Evet. Resim, modern dans. Üçüncü kursunuz ne olacak? Üçüncü kurs Türk dili. Çünkü bizim Arnavut kardeşlerimiz bu bizim Türk dizilere çok tapkın. Evet. Türk dilinde öğrenmek istiyorlar. Her zaman nerede olacak, ne kim yapacak bu kurs diye işte ben onlara da bu imkanı vereceğim. Evet. Peki bu kursu kim verecek? Öğretmenlerimiz var. Abdullah Sungu uzun zaman kursları burada. İster taburla İster kültür merkeziyle, Yunus Emre ile uzun zaman kürsel yaptı. Vıçıtır'ında Türk dilinde eğitimin olmaması en büyük sorunlardan birini oluştururken, Vıçıtır'ın Türk halkının özellikle de Çeşme Derneği üyelerinin gösterdiği çabayı kutluyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Toplantının ardından ise iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif pandemi sebebiyle toplantıları nasıl gerçekleşeceğini görüştü. Astana formatında üçlü zirve Tahran'da olacak diyen Çavuşoğlu, hazırlıkları bugün başlatmış olduk. Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 formatında bir işbirliği planlıyoruz dedi ve ekledi. Güney Kafkasya'da şimdi bir ateşkes var ve hepimiz bu ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz. Sadece istemek yetmez. Katkı sağlamamız gerekiyor. Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in önerisi, yine Sayın Putin'in desteklemesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer liderlerin de desteklemesiyle 3+3 formatta Güney Kafkasya ile ilgili bir işbirliği planlıyoruz. Güney Kafkasya'daki barış ve istikrar herkesin yararındadır ve bu bölgedeki normalleşme özellikle bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ama en çok da Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır. Dolayısıyla Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz.
Novavax aşısı İngiltere'de ortaya çıkan virüsün yeni türüne karşı etkili olduğu kanıtlanan ilk aşı oldu. Romanya'da pandemi hastanesine sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Sırada kısa dünya turu var. Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınında mücadele devam ederken Romanya'dan korkutan haber geldi. Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan korona hastalarının tedavi edildiği pandemi hastanesinde yangın çıktı. Sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Kentin en büyük hastanelerinden biri olan Matei Bas Hastanesi'ne çıkan yangına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Reyat Arafat, hayatını kaybedenlerin korona hastası olduğunu söyledi ve 3 hasta olay yerinde, 4. kişi de tedavi sırasında hayatını kaybetti. Aynı hastanede bulunan 120 kişi de tahliye edildi, dedi. İngiltere genelinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda yeni koronavirüs aşısı Novavax, COVID-19'a karşı %89,3 etkili olduğu duyuruldu. BBC sağlık editörü Fergus Walsh, Novavax aşısının İngiltere'de ortaya çıkan virüsün yeni türüne karşı etkili olduğu kanıtlanan ilk aşı olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, güzel haber dediği aşı için İngiltere'de sağlık yetkililerinin inceleyeceğini ifade etti. İngiltere aşıdan 60 milyon doz sipariş etti. Novavax açıklamasında aşının İngiltere'de yapılan faz 3 klinik çalışmalarında COVID-19'a karşı %89,3 oranında etkili olduğunu tespit edildiğini söyledi. Çalışmalara 18-84 yaş arası 15 bin kişinin katıldığı, bu kişilerin %20'sinin 65 yaş üstü olduğu belirtildi. Novavax, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşıdan sonra İngiltere'de geniş kapsamlı deneylerin yapıldığı ikinci aşı. Ülkemizde bugün hava güneşli geçiyor. Günün en yüksek hava sıcaklığı başkent Prişine'de 8 dereceyi gösterdi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre hafta sonunda da kısmen güneşli hava etkili olacak. Yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları 7 ila 9 derece dolayında seyredecek. RTK Haberi bugünlük burada noktalıyoruz. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz efendim. Hoşçakalın.